Herkese merhaba. Betonda yorulma dayanımını anlatacağım. Bildiğiniz gibi beton standart basınç deneyi oldukça düşük bir hızda numuneye uygulanıyor ve bu şekilde preslenerek oldukça düşük bir hızda basınç uygulanıyor ve numune kırıldığında da o malzemenin maksimum direnç değerine göre dayanım değeri belirleniyor. Ve biz buna statik basınç dayanımı ismini veriyoruz. Ve genellikle yapı elemanlarına sabit yüklere ilaveten hareketli yükler de geliyor. Uç örneklerden başlamak gerekirse köprülerde, stadyumlarda ve benzeri büyük yapılarda hareketli yükler alıştığımızdan daha fazla olabiliyor. Şimdi ekranda bir görüntü görüyorsunuz. Bu görüntüyü Reddit'ten aldım ve bu Nürnberg takımının stadyumuymuş ve Buradaki hareketli yüklere kısaca bir göz atmanızı istiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi stadyumda zaten belli bir sabit yük var ve dolayısıyla belli bir gerilme de var. Buna ilaveten maç günlerinde yani Nürnberg takımının maç günlerinde ev sahibi olduğu maç günlerinde taraftarların oluşturduğu bir de bu hareketli yükler var ekstra olarak. Ve tabii ki bu hareketli yükler geldikçe yapıdaki gerilme miktarı da artıyor. Yani yapıdaki gerilme miktarı belli bir minimum değerle maksimum değer arası sürekli olarak değişiyor aslında bakarsak. Bu durum aynı şekilde köprülerde de bu şekilde. Köprünün kendi yükünün dışında bir de işte üzerinden tırlar geçtikçe, bir şeyler geçtikçe sürekli olarak bu Yapıdaki gerilme miktarı belirli bir minimum değerle maksimum değer arasında bir sürekli olarak değişiyor. Normal şartlarda kalıcı yüklerin ve hareketli yüklerin sınırlı sayıda yapıya etkimesi yapıda herhangi bir hasar oluşturmazken bu durumun defalarca kez yaşanması, bu gerilmeler malzemenin dayanımından küçük dahi olsa betonarme elemanda ufak ufak mikro kırılmalara neden oluyor. Yani bir iki kezden bir şey olmuyor belki ama sürekli olarak malzemeye bu şekilde yük etkimesi, yani örnek veriyorum bir köprünün üzerinden sürekli olarak tırların geçmesi ya da işte stadyumdaki taraftarların bir maç içerisinde belki binlerce kez zıplaması ve bunun her hafta gerçekleşmesi yavaş yavaş malzemenin yorulmasına neden oluyor. Dolayısıyla da yani şöyle diyebiliriz kısaca özet geçecek olursak maksimum statik gerilmenin altındaki gerilmelere rağmen kuvvetin tekrar tekrar uygulanması sonucu malzemenin kırılması olayına malzemenin yorulması ismini veriyoruz. Yani daha basit bir tabirle anlatmak gerekirse malzeme dayanımından daha küçük gerilmelere rağmen tekrar yüklemeler nedeniyle malzemede önce mikro çatlaklar oluşuyor. Zaman içerisinde yüklemeler devam ettikçe malzeme yorulmaya devam ediyor ve daha büyük çatlaklar oluşuyor. En sonunda da malzeme kırılıyor. Bu nedenle yorulma terimi yerine zaman zaman ilerleyen kırılma Terimi de karşımıza çıkıyor. Malzemeye etki eden yük azaldıkça malzemenin servis ömrü artıyor. Yani nasıl ki o tekrarlı yükler daha düşük seviyede malzemeye etkimeye devam ederse bu durumda tabii ki malzemenin servis ömrü. Yani yük etkiyen yük azalırsa tekrar sayısı artıyor. Örneğin malzemeye tekrarlı olarak 50 birimlik yük yüklendiğinde 50 bin yüklemenin ardından yorulma sonucu malzeme kırılıyorken yükleme değeri 10 birim olduğunda malzemenin servis ömrü 150 bin yüklemeye çıkabiliyor. Tabi bu sayılar sadece bir örnek şu an kafamıza yazsın diye. Malzemenin yorulması olayını teneke kola kapaklarının açma halkalarında daha rahatlıkla anlayabiliriz. İlk öğretim çağındaki çocuklar alfabenin her bir harfini saydıklarında açma halkasını bir kez hareket ettirirler ve hangi harfte malzeme kırılırsa isminin İsminin baş harfi O harf olan birinin onu düşündüklerine inanırlar. Açma halkasının ilk seferde kırılmayıp 15. seferde veya 20. seferde kırılmasını malzemenin yorulması kavramıyla açıklayabiliriz. Mesela şu an bir deneme yapalım. Dur önce açacağız. 1 Yok. Şuradan başlayacağız. A, B, C, Ç, D, evet. Bu denemeye göre şu an D harfi ile ismi başlayan biri beni düşünüyor olmalı. Belki Demet Akalın, belki başka biri. Şimdi yorulma dayanımı nedir? Şimdi ekrandaki grafikte sırasıyla çelik malzemenin ve beton malzemenin gerilme yük tekrarı sayısı grafiklerini görüyorsunuz. Bu grafikte de görüldüğü gibi çelik malzemelerde gerilme değeri belli bir değerin altındaysa yük tekrar sayısının artması malzemenin yorulmasına neden olmuyor. Yani bakın şuradaki bölüm yorulma sınırının altında kalan bölüm olduğu için bu değerdeki bir yük çeliğin yorulmasına neden olmuyor. Yani örnek veriyorum yorulma sınırı 10 birimse 8 birimlik, 7 birimlik, 6 birimlik yüklemeler çeliği yormuyor. Ancak 12 birimlik, 15 birimlik, 30 birimlik yüklemeler tabii ki yorulma sınırının üzerinde kaldığı için çeliği yoruyor. İşte biz bu değere malzemenin yorulma sınırı diyoruz. Yine aynı grafikte sağda gördüğünüz gibi betonda bir yorulma sınırı yok. Yani 10 milyon tekrara karşılık gelen değerin yorulma sınırı olarak kabul edildiği kaynaklarda belirtiliyor. Yani 5 katlı bir betonarme bina düşünelim. Doğal periyodu 0.5 saniye olsun ve bu ve bir periyodun iki hareketten olduğunu düşünelim. Bina şu bir hareket gitti sağa doğru yani şu ankrajlandığı bölümden yani temelden bahsediyorum ya da bodrum perdelerinden. Bir hareket gitti. Bir hareket de bu tarafa gitti ve başlangıç noktasına geri döndü. Yani bir hareket, bir hareket olarak düşünürsek yani aslında yarımlı bir hareket ama ben iki hareket olarak kabul ettim. Çok önemli değil. Yani nereye varmak istediğimi birazdan izah edeceğim. Bunun periyodu 0.5 saniye ise ve 0.5 saniyede iki hareket yapıyorsa 1 saniyede 4 hareket yapıyor olması lazım. 10 milyon hareket yapması için 2.5 milyon saniye geçmesi gerekiyor. Yani sadece bu 29 gün. Hadi ben hareket kavramında yani kabulümde yaptığım kabulle yanılmış olayım. Diyelim ki bir periyot bir hareket kabulü olmuş olsun. E o zaman da zaten 2 ayda 58 günde 10 milyon hareketi tamamlamış oluyor bina. Yani binanın doğal periyodunun 10 milyon kez hareket gerçekleştirmesi sadece 1-2 aylık bir süreç özetle. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Binanın doğal periyodu binanın yorulmasına neden olmamalı. Çünkü 2 aydan sonraki dönem hep yorulma sınırının altında kalıyor. Zaten bu nedenle de deprem olmadığı durumda çok eski yapılar dahi ayakta kalabiliyor. Özetle yorulma dayanımı malzemenin belirli yük tekrarı altında mikro çatlakla dahi karşılaşmayacağı maksimum gerilmeye verilen isimdir. Şimdi birkaç yorulma testine bakalım. Yorulma testleri test edilecek malzemenin kullanım şekline göre farklılık gösteriyor. Yani örneğin bir bisikletin ara parçasını test eden makine farklı. Bisikletin direksiyonu test eden makine farklı. Ve uçakların kanatlarını test eden makineler çok daha farklı. Şimdi ekrana bir video getiriyorum. Kısaca bir şu videoya göz atalım. beton yorulması betonun yorulma özelliği. Ekrandaki grafikte tekrarlı eğilme gerilmeleri altında betonun yorulma eğrisi yer almakta. Bu grafikte yer alan terimleri kısaca açıklayayım. S üst terimi tekrarlı olarak uygulanan maksimum gerilmeyi, S alt terimi tekrarlı olarak uygulanan en az gerilme. Yani bu e, tekrarlı olarak uygulanan Mesela en az gerilme aslında bizim kalıcı yükümüz oluyor. Çünkü mesela stadyumu düşünün. Stadyum boşken en az yükümüz bizim S alt olmuş oluyor. Ancak hareketli yükler geldiğinde artık bu gerilme çok yükseldiği için pik noktasında da buna da S üst terimi diyoruz. S mak terimi de malzemenin statik yükleme durumunda taşıyabileceği maksimum gerilmeyi ifade eder. Yani örneğin bir betonu yorgunluk derecesini düşünmeden doğrudan bir basınç deneyine tabi tutarsak bu da aslında malzemenin maksimum dayanımını maksimum dayanabileceği maksimum gerilme ifade eden terim de esmak yani S Max'tan geliyor muhtemelen maksimum manasına. Grafiklere görüldüğü üzere S üst bölü S Max değeri küçüldükçe yük tekrarı sayısı artmakta. Yani tekrarlı olarak yüklenen maksimum gerilme azaldıkça malzemenin tekrarlı yük altında servis ömrü artıyor. Tam tersi durumda da S üst değerinin S Max değerine oranı arttığında yük tekrarı sayısı azalmakta. Şimdi bir Goodman diyagramı var. Goodman diyagramını örnek bir problem üzerine doğrudan anlatacağım. Çünkü bu bölüm birazcık teferruatlı. Sorumuz şu şekilde köprü tabliye betonunun eğilme dayanımı 150 kg force bölü santimetre kare. Köprünün ölü yükü 5 kg force bölü santimetre karedir. Bu elemanın 1 milyon kez tekrarlı yüklere karşı gelen dayanımı gösterebilmesi için uygulanabilecek tekrarlı gerilme değerinin en büyük değeri ne olabilir diyor. Bu sorunun çözümüne hep birlikte bakalım. Öncelikle S alt bölü S mak değerini bulalım. 5 bölü 150 eşittir 0.03 olur. Sorudaki şekle göre S üst bölü S mak eşittir 0.55. Bu durumda S üst eşittir 0.55 çarpı 150 kilogram force bölü santimetre kareden 82.5 kilogram force bölü santimetre kare olarak buluyoruz. Betonun yorulması konusunda farklı çalışmalar, betonun yorulması konusundaki etkili faktörler şunlardır: S alt değeri, S alt değeri sabitken S üst değeri. İlk olarak S üst değerini ele alalım. S üst değeri, bu arada bunu söylemesi gerçekten çok zor yani belki de bunun başka bir tabiri vardır ama şu an ben S üst diye alıştım. Es üst değeri büyüdükçe beton daha yüksek gerilmelere maruz kalacağından yük tekrar sayısı azalmakta. Bu oldukça doğal karşılanabilir. Gerilme artıyor ve servis ömrü kısalıyor. Es üst bölü es mak değeri sabitken es alt değeri büyüdükçe tam tersi bir durum bizleri karşılıyor. Es alt değeri büyümesine rağmen betonun servis ömrü uzuyor ve daha çok tekrarlı yüke maruz kalabiliyor. Yapılan bir başka çalışmada ise tekrarlı yüklerin kesintisiz bir şekilde betona uygulanması ile aralıklı olarak betonun dinlendirilmesi arasındaki fark kıyaslanmış. Gerilme oranlarının sabit tutulduğu bu çalışmada dinlenmenin servis ömrünü uzattığı sonucuna varılmış. Yani kesintisiz tekrarlı yüke maruz kalan numuneler daha az sayıda tekrarla kırılırken dinlendirilen numuneler daha çok tekrarlı yüke direnebilmiş. Bir başka çalışmada ise 70 ile 2000 devir bölü dakika frekanslarında yapılan tekrarlı yüklerin betonda herhangi bir yorulmaya sebep olmadığı sonucuna ulaşılmış. Yani 0.86 saniye ile 0.03 saniye arasındaki periyotlar betonu yormuyormuş. Buradan bu sonuca varıyoruz. Bu da 8 betonarme kata sahip olan binalarda yorulma faktörünün doğal titreşim periyodundan kaynaklanmayacağı sonucunu doğuruyor. Zaten benzer bir hesabı az önce 5 kat için biz yapmıştık. Yapılan bir diğer çalışmada ise tekrarlı yük sayısı arttıkça betonun elastisite modülünün azaldığı sonucuna varılmış bu çalışmada yorulma nedeniyle betonla meydana gelen kırılma mekanizması tam olarak açıklanamasa da en basit tabirle şu şekilde yorumlanabilir. Betonun içinde zaten var olan mikro çatlaklar tekrarlı yüklemeler sonucunda büyür. En sonunda da kırılmaya neden olur. Peki binalar depremlerden sonra yorulur mu? Benim çok merak ettiğim ve herkesin çok merak ettiği bir soru. Cevap olarak evet. Binalar yaşanan depremlerin ardından yorulur. Depremler binaların çok fazla strese, zorlanma yaşanmasına neden olabilir. Bu da tabii ki malzemeleri zayıflatabilir.